Antalya'nın tek kanalı Kanal V ekranlarından Sanat'ta 30 dakikadan tüm sanatseverlere merhabalar. Bu haftada seçkin konu ve konuklarımızdan merkezinde insan olan, değişik yaşam ve başarı hikayelerini gün yüzüne çıkaran, renkli, güler yüzlü, oldukça keyifli bir ekiple birlikteyiz. İki teker, bir hikaye. Bakalım bu güzel ekip bizlere neler söyleyecek, neler paylaşacaklar. Dünden bugüne neler yaptılar, hep birlikte şahit olacağız. Ben de öncelikle bizi davet ettiğiniz için ve hikayemizi yayınlamaya değer bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Benim ismim Mahmut Kurtar. Özel bir şirkete yöneticilik yapıyorum. Aynı zamanda sporcuyuz. Aslında bakarsanız iki teker bir hikayenin çıkış noktası da sporu sevmekten geliyor. Antalya'nın sevilen bisiklet gruplarından Antalya Bisiklet sevenlerin yöneticiliğini yapıyorum aynı zamanda. Orada güzel insanları tanıyoruz. Beraber ortak zamanlar geçiriyoruz. Bu esnada herkesin bir grubu oluşuyor. Tabii herkes bizim arkadaşımız ama kendimizi biraz daha yakın bulduğumuz insanlara daha çok zaman geçiriyoruz. Ve iki tekerlik bir hikaye buradan çıktı açıkçası. Dört arkadaş daha özel zamanlar geçirmeye başladık. İşte bu zamanlarda daha farklı neler yapabiliriz? Tabii biliyorsunuz bisiklet sporu arabayla gezip göremediğimiz veya arabayla geçtiğimizde dahi göremediğimiz birçok güzelliği görmemize fırsat veriyor. Bu esnada biz bunları nasıl diğer insanlarla paylaşabiliriz? Bu güzellikleri nasıl yansıtabiliriz? Bunu düşündük. Bisikletle giderken bir teyze çocuklar gelin size bir ekmek ikram edeyim diyor. Peyniri ekmeğin arasına koyuyor, ikram ediyor. Bir teyzemiz bize sıcak süt ikram ediyor. Yani bir yerde bir adres soruyorsun. Amcamız diyor ki çocuklar bir gelin bir çay için öyle gidin diyor. Bunların hepsi ülkemize ait başka bir yerde göremeyeceğimiz güzellikler. Aslında çıkış noktası tam da burası. Yani bu güzelliği, bu samimiyeti diğer insanlarla paylaşmak istedik. Çünkü biz biliyoruz ki arabayla git geçseydik o yoldan, o çayı içemeyecektik, o sıcak ekmeği peynir arasına domates koyup yiyemeyecektik. Bunlar güzel şeyler. Bunlar yani aslına bakarsanız parayla elde edilemeyecek mutluluklar. Çıkış noktamız burasıydı. Dedik ki biz bu güzellikleri insanlarla paylaşalım. Dedik ve amatör de olsa hata yapacağımızı bilsek de çıktık bu yola. Tabii ilk bölümlerde bir miktar hatalar yapıldı ama onlar güzel hatalardı. Bunlarla ilgili eleştiriler aldık ama yapıcı eleştirilerdi bunlar. Kendimizi yavaş yavaş geliştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki o ilk hikayelerden bize biraz bahseder misiniz? Evet, ilk hikayeler aslına bakarsanız benim açımdan en komik hikayeler. Çünkü diksiyonumla alakalı da çok komik eleştiriler aldım. İşte Adana şivesi konuşuyorsun falan filan. Ben düzeltmeye çalışıyorum. Sonra yönetmenim diyor ki hayır, doğal olmalısın. Bu diksiyona devam ediyoruz, bozmuyoruz. O esnada işte kameraya alışık olmadığımız için diksiyonumu düzelteceğim, duruşumu düzelteceğim derken konuşma çok donuklaşıyor vesaire oluyor. Onlarla geçti o bölümler ama güzel bölümlerdi. İlk bölümümüz Aksu tarafında Aksu'yla alakalı bir çekim yaptık. Orada işte bir amcamızla konuştuk, işte bir pazar yeri ziyareti yaptık. Orada bize çay ikram ettiler. Ondan sonra çıktık işte orada bu iş yapılmalı dediğim gün ilk bölüm aslında. Çünkü gerçekten çok samimi bir sohbetti. Ve biz kendimizdik yani. Mahmut Kurtar neyse o şekilde burada nasıl konuşuyorsa orada da öyle konuşuyordu. Ondan sonra bir ağaçlara fısıldayan adam diye bir hikayemiz vardı. O hikaye de benim çok sevdiğim hikayeden bir tanesidir. Orada çok samimi bir abimizle, bir mobilya tasarımcısıyla sohbet etme imkanımız olmuştu. Çok renkli. Gerçekten normal hayatta öyle samimi bir insanı o tonda yakalamak çok zordur. Ondan sonra bir solucan çiftliği veya Kaliforniya solucan çiftliği üreten bir çiftçi arkadaşımızla tanıştık. O da bir yolumuzu kaybetmiştik Çakırlar tarafında. O, yolu sorarken kendisine hava hafif yağmurlu. Dedi ki ne yapıyorsunuz? Böyle bir şeyler yapıyoruz. Buyurun oturun dedi, bize bir çay ikram etti orada. Yani bu o çay ikram ederken bir baktık çiftçi abimizin
arkadaşımızın hikayesini çekmişiz. Şu anda o sanıyorum 3. bölümümüz o. Hatta dedim ki hikayenize bir isim verir misiniz? Düşündü şöyle dedi. Gönlün sığdığı yere her şey sığar dedi. Ben dedim ki ya arkadaşım sen nasıl bir cümle bu? Yani gönlün sığdığı yere her şey sığar. Şap diye böyle çok güzel bir anlamlı bir şey söyledi ve sonrasında bizi sanıyorum birkaç bölüm sonra bütün ekibi, o zaman biz ekip olmuştuk, bütün ekibi kahvaltıya çağırdı. Ya dedi ben de sizle kahvaltı yapmak istiyorum dedi ve o samimiyette bir de güzel kahvaltı yaptık. Tekrar bir böyle güzel bir hikaye çektik orada. Hepsi çok güzeldi benim için yani. Bir de sizi çok etkileyen bu insan hikayelerinden neler var? Onlardan bahseder misiniz bizlere? Tabii mesela şu vardı, bir ağaçlara fısıldayan adam isimli hikayemizden bahsedeyim mesela. Aslında bir üniversite mezunu bir abimiz kendisi. Yanlış hatırlamıyorsam resim öğretmenliği okuyor. Sonra bir şekilde bırakmak zorunda kalıyor. Fakat o idealini ağaçlara yansıtıyor. Ve yaptığı her çalışma kesinlikle bu işi yapan kişi boş değildir dedirtiyor. Yoldan geçerken bakıyorum ya bir ağaç ancak bu kadar güzel işlenebilir ve endüstriyel değil, tamamen doğal ama harika çalışmalardı. Ben burada dedim ki evet insan belki istediği yere gelemeyebilir ama okuyarak veya iş ortamı gibi istediğini yapamayabilir ama sonuçta ideallerini kaybetmediği zaman o son noktada vardığı yer mutlaka o istediği yerdir. Yani çok isterseniz bir şeyi elde edersiniz. Ben Ağaçlara Fısıldayan Adam isimli hikayemizde o abimizden çok etkilenmiştim ve hala özel günlerde ararım kendisini. O da beni arar, sağ olsun. Görüşürüz kendisiyle. O hikaye beni çok etkilemişti. Kesinlikle takip ediyoruz zaten biz sizi. Yakından takip ediyoruz ve sizin bölümlerinizden feyiz alıyoruz. Çünkü sanat paylaşıldıkça büyür ve gelişir. Bu sanat duvar gibidir, üstüne koyarak gelişen bir olgudur bence. Sizin programlarınızdaki tanıdığımız insanlardan, onların hayatlarından feyiz alıyoruz. Ve ilerideki bölümlerimizde sizin konuklarınızdan da biz de mutlaka hikayelerini çekip daha çok büyük kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Kesinlikle çok güzel bir program yapıyorsunuz. Ben 30 dakika nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum inanın. Tekrar merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Seçkin, soy ismim Tedik. 1987 Adana doğumluyum. Antalya'da bir kamu kurumunda çalışıyorum. Yaklaşık 9 yıldır burada ikamet ediyorum. Bisiklet sporunu oldukça seviyorum. Peki, gruba ne zaman dahil oldunuz ve nasıl düşünerek bu grubun içerisinde yer aldınız? Aslında gruba yaklaşık olarak 4 yıl önce dahil oldum. Yani arkadaşlarımla tanışmam 4 yıl önceydi. Antalya bisiklet sevenlerde tanıştık. Kendi aramızda iyi anlaştığımız için dışarıda hep beraber sürüyorduk. Grup dışındaki sürücüler de beraber sürüyorduk. Hani bunu sürerken bayağı da eğlenceli vakit geçiriyorsunuz hani. Tabii. Çünkü eğlenceli vakit geçirmediğiniz insanlarla zaten zaman geçirmezsiniz. Gruba yaklaşık bir yıl önce dahil oldum, iki teker bir hikaye. Hani biz bisiklet sürüyorduk ama bisiklet sürerken en azından çekim yapalım. Zaten önce Mahmut arkadaşımız yapıyordu yaklaşık ilk üç bölümde. Biz de Mahmut'un devamlı yanındaydık ama kamera arkasında duruyorduk, izliyorduk, destek veriyorduk. İşte zaten amacımız bisiklet sürmek olduğu için sağa sola, uzağa, yakına her yere beraber gidiyorduk. Zamanla işler tersine gitti. Demeyeyim de hani yönetmen arkadaşımız evlendi. Onun için tersine gitmiş olabilir tabii. Yönetmen arkadaşımız evlendi. Mahmut tek başına yetişmeye çalışıyordu. Biz de böyle bir teklif aldık. Hani dahil olur musunuz diye. Tabii ki seve seve dahil olduk. Zaten beraber zaman geçiriyorduk. O günden beri iki teker bir hikayede yaklaşık bir yıl boyunca beraber hikayelere koşturuyoruz. Neler hissediyoruz? Öncelikle insanları konuk ediyoruz programımıza. Konuk ettikten sonra biz onun hikayesinden ziyade onun hayatından da bir şeyler katıyoruz kendimize. Hani
yaşımız onlara göre bayağı genç olabilir. Hı hı. Adamları görüyoruz, konuklarımızı görüyoruz. Bu zamana kadar hayatlarında neler yaşamışlar, ne zorluklar görmüşler. Hani bunlar bize de ders oluyor, yeri geliyor. Ve çıkardıkları eserler o zorluklarla birlikte daha bir güzel oluyor. Yani bu bize en çok bu etkiliyor. Eserlerinin yapım aşamaları, çektikleri zorluklar, kimisinde maddi imkansızlık. Bunlar da ortaya çıkınca gerçekten bizi bayağı duygulandıran bölümlerimiz ortaya çıkıyor yani. Ve onlara böylelikle büyük bir destek olmuş da oluyorsunuz değil mi? Ulaşılmayan. Aynen. En azından oradan geçerken bile bir selam veriyoruz. Oturup sıcak bir çayını içiyoruz. Güzel. Bunlar bile yetiyor bize. İletişim değil mi? Evet. Peki bu hikayeleri seçerken nasıl seçiyorsunuz? Neye dikkat ediyorsunuz? Çünkü inanılmaz güzel programlarınız var. Bunu bizler zaten sizleri takip ediyoruz. Ancak bu dediğimiz hikayeler inanılmaz. Gün yüzüne çıkması gereken hikayeleri sizlere yapmışsınız ve inanılmaz güzel sunuyorsunuz. Bunları yaptığınız projeler özellikle neye dikkat ediyorsunuz? Nasıl seçiyorsunuz? Yani bizde, yani kendi adıma buna cevap vereyim öncelikle. Şöyle bir hastalık oluşuyor zamanla. Hani bisiklet sürerken sağa sola dikkat ediyorsunuz. Acaba buradan bir hikaye çıkar mı? Bu güzergahta gözümden kaçan ne var? Ya da işte gizli kalmış, köşede kalmış, görünmeyen ya da yıllarca önünden geçtiğiniz fakat hikayesini bilmediğiniz insanlar. Bunları gözünüze çarpa çarpa artık diyorsunuz ki evet, bunun hikayesini yapmalıyım. Bu burada şu işi yapıyor, bu burada şu işi yapıyor. Kaybolan mesleklerimiz var. Bunları gün yüzüne çıkartalım, unutturmayalım derken ilk başlarda ben gezerken bakıyordum sağ sonra. Daha sonra ekibimle paylaşıyorum bunu. İşte kabul edenler, etmeyenler hikayeyi. Başlarda çok eğleniyorduk bu konuda, geziyorduk hep beraber. Fakat daha sonra hani programın seyri açısından da gerçekten izlenme artmaya başladı. Seçici olmaya başladık ki seçici olmak aslında bir yerde iyi, bir yerde kötü bir şey. Yine kendi adıma cevap veriyorum buna. Daha samimi videolar çıkıyor. Çünkü siz de o hayatın içinde olduğunuz için ve dışarıda akıp giden o hayatı gördüğünüz için daha doğal oluyor. Bence bizim videolarımız bundan samimi. Beklentiyi yükseltmemek gerekiyor. Aynen öyle. Öyle olduğu zaman doğallıktan çıkıyoruz. Evet. İki teker bir hikayede seni en çok etkileyen hangi bölümdü? İki teker bir hikayede beni en çok etkileyen bölüm Kuşçulay bölümüydü. Kendisi Hadrian kapısının önünde geçimini kuş yemi satarak sağlıyor ve hikayesi inanılmazdı. Ve benim de ilk çektiğim, içinde bulunduğum hikayelerden biriydi. Kuşçulay'ın o bölümünde o samimiyet dolu hayata o kadar hissettim ki bu beni gerçekten çok etkiledi. Bölümü izlemeyenler de mutlaka izlesinler. Vallahi öncelikle bizi buraya kadar çağırdınız, konuk ettiniz. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum size Erkan Bey. Kanal B ile Sanatlı 30 Dakika programı başarılı bir program. Biz de takip ediyoruz sizi. Sizin bizi takip ettiğiniz gibi. Yolunuz açık olsun diyorum. Birbirimize belki de yol arkadaşlığı ediyoruz bu anlamda öyle. Değil mi? Aynen Antalya'mızda. Teşekkürler. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Bir de sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şahin Demirkar, bir kamu kurumunda çalışıyorum. Onun dışında Tarsusluyum. 1984 doğumluyum, evliyim, bir kızım var. Bu şekilde. Ne güzel. Çok hızlı girdik konuya. İki teker bir hikaye. Ne zaman dahil oldunuz bu güzel ekibe? Aslında iki teker bir hikaye de hızlı bir şekilde giriş yaptık. Şöyle oldu. Mahmut Kurtar arkadaşımız 3 bölümü tek başına sundu. Bu zaman zarfında yönetmenimiz evlendi. Evet. Ve uzun bir süre boş bir zamanımız kaldı. Daha sonra yönetmenimiz ve Mahmut bizimle bu işi yapar mısınız? Beraber bu işi yürütebilir miyiz? Şeklinde teklifler oldu. Hem Mahmut'un zamanının az olması hem de bu işin sürdürülebilirliği açısından biz bu işe gönül verdik Seçkin'le beraber. Ve bu işi beraber yürütelim dedik. Bu süreç bu şekilde başladı. Bundan sonra işte 4 bölüm daha grupça video çektik. Ama baktık ki ekran karşısında yönetmenimizin işi çok zor. Dedik ki bu sefer ne yapalım? Tek başımıza çıkalım ve tek başımıza ilk hikayemiz olan Mukadder Kavas'la ben ekran karşısında oldum. Ve çok güzel geri dönüşler aldık. Sizinle de aslında tanışmamız bir şekilde onun üzerinden oldu. Çünkü ondan sonra Seçkin arkadaşımız Gamze hocamıza gitti. Polimer kil yaptı. Ve
Siz gördünüz bizi evet. ve oradan bize geldiniz. Bu bizim için çok güzel bir deneyim oldu. En azından insanlara ulaşabildiğimizi daha fazla anladım. Çünkü insan hikayemize geliyor. Örnek veriyorum, Mukadder Kavas'a geliyor. Mukadder Kavas'tan Polin Erkil'e gidiyor. Ama Polin Erkil'den adam gelip Antalya mezat, balık mezatını görebiliyor yani. İki teker bir hikayede her şey var. Bizim bir sözümüz var. Her hikaye anlatılmayı hak eder. Aslında bunun üzerine devam ediyoruz biz. Çünkü baktığımız zaman bir hikaye görüyoruz ve bu hikayenin ne olduğunu insanlara göstermeye çalışıyoruz. Şimdi biz toplanıyoruz. 4 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekip toplanıyor ve bir hikayeyi, örnek veriyorum, seçkin bir hikaye sunuyor. Bu hikaye bana ne katar? Mahmut'a ne katar? Yönetmenimize ne katar? Daha doğrusu bize ne katar? Daha sonra insanlara ne katar? Bunun örneğini de şu şekilde vereyim. Mesela 16 yaşında milli bir okçumuz var. Materyalli Yay takımından İpek Tomruk diye. İpek Tomruk 16 yaşında. Ama öyle bir kendine, yani kendi aynı yaş grubundaki insanlar işte bilgisayar başlarında olurken bu İpek Tomruk dünya şampiyonu oldu. Bu bana şunu kattı. 16 yaşında bir insan her şeyi başarabilir. Bunu bu şekilde değerlendirirken aslında şu oluyor. Yani İpek Tomruk bana bunu katıyor, karşı tarafa da birçok şey katıyor. Ve biz bunun üzerine devam ederek, bunun üzerine devam ediyoruz yani. Hikayeyi dinliyoruz. Hikaye bize ne katıyor, başkalarına ne katıyor. Çünkü biz bir hikaye dinledik, bize bir şey katıyorsa başkasına da muhakkak bir şey katıyordur. Bunun üzerine devam ediyoruz. Ben hiç hayatımda Ebru sanatı yapmamıştım. Ama Mukadder Hoca'ya gittim. Ve o Ebru'nun suyun üzerinde nasıl dans ettiğini gördüm. Şimdi bunun bana kattığı has inanılmaz bir şekilde. Yani inanılmaz bir duygu. Çünkü ben hiç hayatımda yapmadığım bir sanatı yaptım. Şimdi sanatı niye yapıyoruz? Çünkü toplumumuz sanattan uzaklaştı. Toplumumuza sanatı göstermek istiyoruz. Aslında toplumumuz zanaattan da uzaklaştı. Biz zanaat da göstermek istiyoruz. Spordan uzaklaştı, sporu göstermek. Çünkü dikkat ederseniz bizim videolarımıza genel itibariyle baktığınız zaman sanat, zanaat ve spor var. Ve bu üçü toplum için çok inanılmaz, yani toplumu nereye götürecek olan şeyler asıl bunlar. Peki, en çok kendi aranızda bu hikayeleri paylaşırken hazırlık esnasında veya sizin içerisinde yaşadığınız bir enteresan bir olay var mı? Ya şöyle bir enteresan olay var aslında. Biz Sokak Lezzetleri programına gittik Mahmut'la beraber. Programı çekerken bir anda Şahan diye bir şef var. Sri Lankalı, adam Sri Lanka'dan kalkmış. Antalya'ya gelmiş ve buraya yerleşmiş. Adam burada restoran açmış. Ve kendi ülkesinin mutfağını Türkiye'ye tanıtıyor. Şimdi bu adamın yaptığı iş bence çok güzel bir iş. Niye? Çünkü kendi mutfağını alıp Türk mutfağıyla birleştirmiş. Ya birleştirmiş yani. Şimdi Atatürk'e gittik biz. Adamın yemeklerini yedik. Hatta bize bir işte yemek yaptı program esnasında. Çok renkli bir şey. Renkli nasıl renkli biliyor musunuz? Diyor ki Dubai'de diyor karımla tanıştım diyor. Ben diyor karımı diyor Rus zannettim diyor. Bir anda Malatyalı çıktı diyor. Şimdi yani bu adam esprili bir adam yani. Onun dışında Levent hocamız var. Levent Aynagöz. O da Aqua H diye bir kemerde bir dalış okulu var. Orada hoca. 65 yaşında. Ama görseniz 40 yaşında zannedersiniz. Çünkü bir sporun insana ne kattığını görebiliyorsunuz orada. Hatta o gün Mahmut da Seçkin de vardı. Onlar çok fazla ekranda olmak istediler ama ben izin vermedim. Yani niye izin vermedim de şuydu. Aslında onu da hani söyleyeyim. Vlog olunca bizde goy goy çok oluyor. Ve biz orada insanlara suyun altındaki hayatı göstermek istedik. Çünkü orada insanlar çok farklı bir hayatı görüyor yani. Mesela Levent Hoca'nın orada anlattığı şeyler inanılmazdı. Suyun altında neler yapılabilir'i gösterdi en azından. Çünkü suyun altında çok rahatsınız. Ben bunu daha önce yapmıştım. Yapmaya da devam ediyorum. Ama insanlara bunu göstermek çok farklı bir şey. Şöyle bir şey söyleyeyim yine. Onun dışında mesela İpek kardeşim ben ilk gördüğümde, İpek Tomruk kardeşimi, ya 16 yaşında bir çocuk ne yapabilir dedim. Ama İpek'in dünya şampiyonu olduğunu gördüm. Ya karşısına saygıyla eğildim ve sürekli bunu tekrarlıyorum. İpek gerçekten pırıl pırıl bir insan ve insanlara rol model. Evet. Bu şekilde. Evet, iki teker bir hikaye ekibi. Kendi başlarına ayakta durmaya çalışan iyi bir ekip. Ancak ilerleyen süreçlerde inanılmaz büyüdünüz ve çok güzel gidiyorsunuz. Destekleriniz var mı?
Şöyle anlatayım bu soruya. Şimdi şöyle, enerji var, bir de tarım var. Antek Enerji ve MC Tarım bizim ekipman ve forma konusunda bize sponsorlar. Yalnız şöyle, mesela il dışına gitmemiz için biz sponsor tabii ki istiyoruz. Çünkü evet, bize ekipman konusunda çok yardımcı oluyorlar, forma konusunda çok yardımcı oluyorlar. Ama biz mesela örnek veriyorum, bir bisiklet firmasına bisiklet isteyebiliyoruz. Çünkü bizim yaptığımız şey bisiklet sporu. Çünkü biz bisiklet sporu üzerinde bu hikayelerin hepsine gidiyoruz. İnsanlara bu hikayeleri bisiklet üzerinde götürüyoruz. Onun dışında ulaşım konusunda bize yardımcı olurlarsa yok demeyiz. Çünkü biz bunu tamamen insanlara götürmek için yapıyoruz. Yani biz bu işten para kazanmıyoruz, açık ve net söylüyorum. Çünkü hepimiz sonuçta kamu personeliyiz, işte özel şirketlerde çalışıyoruz. Hani biz bu işi tamamen insanlara, yine söylüyorum, sanatı, zanaatı ve sporu tanıtmak için yapıyoruz. Evet, Kanal B ve Sanat 30 dakika bizlere neler söylemek istersiniz? Kanal B ulusal bir kanal. Antalya'da olması, Antalya'nın ilk ulusal kanal olması, bu çok güzel bir şey. Antalya'ya değerler katıyor bu. Onun dışında Sanat 30 dakika, tanıdığıma çok memnun oldum kendim adıma, Erkan Bey. Mukadder Hoca, Gamze Hoca ve Gamze Hoca sayesinde sizinle tanıştık biz. O şekilde programlarınız çok güzel. Örnek veriyorum, en son videonuzu izledim, dansçıları almıştınız. Biz o dansçılara ulaşmak istiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü biz bir yere girdiğimiz zaman veya yani en ufak bir mekana girdiğimiz zaman bile ya biz buradan ne hikaye çıkarabiliriz ve biz sizden hikaye çıkaracağız. Sanatla 30 dakikanın bu haftada sonuna geldik. Bir dahaki hafta yeniden birlikte olmak dileğiyle. Sanatla kalın ve bizi takip etmeyi unutmayın.